Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Son zamanlarda velilerden işte ben çocuğumun penis boyunu ölçtüm ya da bebeğimin penis boyunu ölçtüm, şu kadar çıktı, normal midir gibi sorular gelmekte. Bizim bununla ilgili bir skalamız var. Yani ben buraya gelen hastaları anlatıyorum ve gösteriyorum da. Ama gelemeyen hastalar için penis boyunu ölçtüklerinde normal olup olmadıklarını, hangi aralıkların altına düşerse doktora götürmeleri gerektiği ile ilgili birkaç şey anlatacağım. Şimdi öncelikle böyle bir skalamız var. Bu dünya ortalamasıdır. İşte yaş, ortalama penis uzunluğu ve alt sınır var. Burada kırmızı gördüğümüz sütundan daha düşükse penis boyu çocuklarımızın ya da bebeklerimizin mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Burada bu ölçülen penis boyunu şu şekilde ölçüyoruz. Tabii bebeklerde ya da çocuklarda sertleşme sağlamıyoruz. Penisi tutup çekiyoruz, biraz uzatıyoruz. Uzattıktan sonra da aynen şu şekilde bir cetvel koyup penisin üst kısmından arkada hemen kemik vardır. Kemiğe dayayıp idrar çıkış deliğine kadar olan mesafeyi ölçüyoruz. Bu şekilde penis uzunluğunu ölçmüş oluyoruz. Mesela burada 3-4 yaşındaki çocuklarda yaklaşık ortalama 5,5 santimetre gerilmiş ya da çekilmiş penisin olması gerekir. 3,3 santimetrenin altına gittiği zaman biz buna mikro penis diyoruz ya da küçük penis boyutu diyoruz. O zaman bir problem olabilir ve doktora başvurmak gerekir. Erişkinlerde daha önce bahsetmiştik defalarca. Bu oran 13,3. Erişkin derken 11 yaşından sonra değil aslında. Daha çok 20 yaşından sonraya bahsediyoruz. Burada 11 ile 20 yaş arası yok. Çünkü şu aradaki uzama, yani 6,4 santimetreden 13,3 santimetreye çıkış 15 yaşında da olabilir, 17'de olabilir, 18'de olabilir, 14'te olabilir. Bunu öngöremiyoruz. Çünkü herkesin ergenlik çağı, ergenlikteki gelişme süreleri birbirinden farklı olduğu için burada bu rakam verilmemiş. Buradaki erişkin dediğimiz 20 yaştır. 20 yaşında eğer uzatılmış penis 9,3 santimetrenin altındaysa buna mikro penis diyoruz ve mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Teşekkür ederim.